Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi genelde karşılaştığımız sıkıntılar sineklikleri gönderdikten sonra şu kısmının sert ya da yumuşak olduğuyla ilgili bir problemler var. Bu durumunu yapmak için ipi biraz sıklaşmamız ya da gevşetmemiz gerekiyor. Ya da çift modüllerde yani duble olanlarda şu kısımda olanlarda ipte gevşeklik olduğunu söyleyenler var. Hani bir tanesi aşağıya doğru sarkıyor gibisinden diyenler var. Bu gibi işlemler için size gönderdiğimiz sineklikte bu çift modüllü sineklik ama biz hani duble sineklik örneği bu. Normal bir tane sineklik gibi varsaydığınız zaman karşı tarafında bulunan ip kısmını sökeceğiz. Şu kısmı. Burayı söktüğümüz zaman bura bizim ipimizin bunun ipi kısaymış. Bunu da göstereyim. Burası bizim ipimizin sıklığını ve gevşekliğini ayarlayan bir kısım. Onu büyük bir sineklikle göstereyim ben size. Yani şöyle baktığımız zaman atıyorum bu biraz zor. Zor gibi geliyorsa bir de burada şu kısmı eğer montajını yaptıysak sinekleri montajını yaptığımız yerden hiç sökmemize gerek yok. Montajı yapılmış sineklik için şu kısmını sökmemiz gerekiyor. Ama montajı yaparken burayı arka tarafa verdiysek yani şu şekilde montajını yaptıysak kapıya gördüğünüz gibi bu kısım buradan çıkamayacağı için sinekliği komple sökmemiz gerekiyor. Ama montajını yaparken biz hani kendimiz burada montaj yaparken bu kısma dikkat ediyoruz ama internetten gidenlerde dikkat edilmeme durumu olabilir. O gibi yerde şu kısım montajı yaptığımız zaman burası bir de böyle görünüyorsa montajı zorsa montajından bir daha sökmeye gerek kalmadan bir vida yardımıyla hafiften deneyeceğiz bunu. Daha ince bir vidayla deneyelim hatta. Küçük bir vidayla çok fazla delmiyoruz. Hafiften onu tuttuğu zaman bir pense yardımıyla bakayım. Onu sökeceğiz. Sökerken de komple sökmüyoruz. Şu şekilde az bir şey söktüğümüz zaman zaten görüyorsunuz. Civata kısmında kılavuzun dışı yuvarlaktır. Buradan biz bunun ayarını artık yapabiliriz. Biraz gevşetiriz. Gevşettiğimiz zaman ve sıktığımız zaman şuradaki ipin ayarını gördüğünüz gibi ip aşağıya düştü. Yani bu bayağı bir gevşek oldu. İpin biri aşağıya doğru sarkıyor. O gibi durumda şu uç tarafından şuradan ipi hafiften tutuyoruz. Gevşek olanı hafiften tutuyoruz. Bunu çok çevirmiyoruz. Çok hafiften çevirdiğimiz zaman sıklaşması olmuş oluyor. Çok fazla çevirsek bunu sert döner. Normalde biz burada yaparken yumuşak şekilde ayarlayıp yapıyoruz ama sineklikleri sonradan çakıyoruz. Sineklikleri söküp gönderdiğimiz için müşteriye yani sizlere sizin oralarda geriden toplarken ipte esnemeler olabiliyor. O gibi durumlarda mesela sizin oralara geldiği zaman iplerde gevşeme sıkıntı yani bu modülleri söktüğümüz zaman esneme oluyor. Biz normalde esneme olur diye gevşek bıraktığımız zaman bir bakıyoruz sonradan aşırı sıkılaşmış. Sıkı bıraktığımız zaman bir bakıyoruz daha da sıklaşmış ya da daha da gevşemiş. Böyle durumlar olabiliyor. Ya da diyelim sinekliği söktünüz. Hiç elinizle orayı delmeden sinekliği söktüğünüz zaman düz bir zemine. Yani burası bir masamız var diye masaya yatırıyoruz ama masa olması şart değil arkadaşlar sizde. Sinekliğin şu kısmını alıyorsunuz. Şuradaki demek ki söktüğümüz yerin arka tarafı burası. Oraya çekişle bir çivi yardımıyla bir şey yardımıyla vurduğunuz zaman şu kısmını gördüğünüz gibi kılavuzlu kısmı civata pozisyonu gören kısmı çıktı. Çıktıktan sonra biz normalde bunu 13 anahtar tutar. 13 anahtarınız varsa onunla da çevirebilirsiniz ya da penseyle yapabilirsiniz işlemi. Burada da yine ayarı yaparken gördüğünüz gibi şu kısımdan burayı gösterirseniz ipimiz gevşedi. Yani bunun ipin şuradan hafiften çekiyorum. Sonra bütün boşluklarını aldıktan sonra ipi oraya bırakıyorum. Yan şekilde yaptığım zaman. Buradan bakıyorum. Burada önemli olan bir de çakayım önce bir. Burada önemli olan şeylerden biri de yani sıkı ve gevşeklik işi buradan ayarlanıyor da önemli olan durumlardan biri sık yaparken ya da gevşek yaparken bizim sinekliğin şu şekilde tamamen kapalı olması. Yani ayarları yaparken
sineklik tamamen kapalı olsun, açık pozisyonda, yani şu pozisyonda ayar yaparsanız sineklik daha açılamaz ya da bu mesafeden daha kapanamaz. O yüzden tamamen kapalı olsun, ayarlamayı kapalı şekilde yapacağız. Yaptıktan sonra eğer iki kısımdan da ayar yapılıyorsa, yani kendi sinekliğiniz sıkıysa ya da gevşekse iplerin ayarına bakın. Sineklik eğer gevşekse iplerin ayarına baktığınız zaman biri biraz sıkı, biraz gevşekse o gevşeğe sıkılaştırın. Ya da ikisinden biri çok sıkıysa, sinekliğiniz zor gidiyorsa o sıkı olanı gevşetin, üst tarafı gevşetmeyin. Ama yaptığımız ayarlarda yapmamız gereken şeylerden biri ipleri elinizle şöyle bir dokunun. Ortalama aynı sıklıkta olmasına dikkat edin. Ortalama aynı sıklıkta olduktan sonra herhangi bir problem olmadan işlem yapılacaktır. Yine bir sıkıntı olursa görüntülü şekilde de arayabilirsiniz. Gerekirse oradan da yardımcı olurum.